görüşürüz. Her şey göstereceğiz size. Like, share, subscribe. Açtığında da gömmezsin yani. Aç şey yaptığında mı? Geri başlıyoruz diyorum yani. Bu iyi bir şey değil mi? Geri başlıyoruz. Hayır ama bak. Doğru tabir mi? Yeni yani kartında geri olduğum için geri başlıyor olabilirim gerçekten. Derse şu an hepimiz öyleyiz. Geri başlamak diye bir tabir evet. Yok. Tamam öyle olsun. Bu sefer de öyle olsun. Bir de bırakmadım ki tekrar başlayayım. Evet. Sizle sadece bir süre görüşmedim. Ama sen ya 3 ay mesela ben yapmadım. Sen yapıyordun. Benim için yeniden başladım. Evet. Evet. Toplaştık ve dersten çıktık 15 dakikada. Her günün böyle olmasını diliyorum. Böyle olmasın arkadaşlar. Uzaktan gelenler var. 2 saat gelenler var. 2 saat gelenler için en az 3 derste 3 saat olması lazım. Değişim yok. İşte bundan sonra seni dinleyecek durumda. Evet. Evet. Muhtemelen güzel güzel fazlaca ders işleyeceğiz zaten. Ben zaten yarısına falan uyurum. Şimdi uçta büyük olur. Arkadaşlar. Artık ders kaydı yok. Neye? Arkadaşlar tiyo olabiliriz. Evet bir ihtimal var. Senin oldun. Ben daha belli değil. Ben de belli değil. Bekliyorum. Değil mi? Benim böyle haber bir haber var. Kemal Hoca'dan son bir haber bekliyoruz. Bakalım. Ben de şey Aran Hoca'dan bekliyorum. Sadece fiziğe mi yaptın? Yok. Genel kimyaya başvurdum. Tıbbi biyoloji ikinci dönem olduğu için bu dönem alamıyorum zaten. Olamıyorum. Bir de fiziğe. Notlarımızı artık en sevdim. Aa tıbbi biyoloji evet. Gelecek dönem ben de. Günaydın. Selam. Ya ben kötüleyeceğim ama arkadaşlarını. Hiç hoş bir şey değil. Hayır hiç hoş bir şey değil ya. Şu an bu enerji çok kötü. Bu nasıl bir enerji? Ona kızmışlar sanırım. Onu üzmüşler. Onu üzmüşler. Bu çok kötü. Vlog çekiyorum. Güncelleme arkadaşlar. Bir şey yaptık. Ne denir ona? Ara kapatma. Böyle söylediğin için ara hatırlamıyorum şu anda biliyor musun? Hayır mesela uzun süre görüşmezsin hasret sonra konuşup ne yaparsın? Arayı kapatırsın. Arayı kapattık. Konuştuk, sohbet ettik bir yerde. Sonra geldik maydanozda yemeklerimizi yedik. Şimdi birazcık da bam bama gideceğiz Enes abi. Şimdi bak, şimdi anlayacağım. Enes abi bana her zaman senin videolarını çok izliyorum diyor. Bu videoda ona selam gönderdiğin zaman bana eğer sen bana selam gönderdin derse sen izliyordur. Enes abi birazdan mekanına videonun geleceğiz. Videonun sonunda da bir kelime söyle, onu da söylerse sonuna kadar izlemiştir. Yeşil. Araya böyle şey ilk bırak böyle. Evet. 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 Öyle arkadaşlar. İlk gün nasıldı? Fena değildi ya. Yani ders bakımından 15 dakika işlemesi benim için kötü oldu çünkü yol uzun. Evet, bu kadar yolu boşuna çıktı. Evet, biraz öyle oldu ama sizi gördük, arayı kapattık. Güzel oldu. Kesinlikle. Fena değil. Nasıldı? Gayet güzel değildi. Ben keyif aldım. Sürünmeye başlıyoruz. Başlıyoruz. Peki yaz tatili nasıldı? Çok kötü. Yaz tatili... Bu arada ışık aşırı iyi, çok iyi çıkıyor. Ben değil de mi? İyi çıkıyorum. İyi, yani. Zaten yani bu adamın kötü çıkma ihtimali yok ki ya. Ben çok kötü çıkıyorum. Maşallah falan. Yasmin ya. Şey, yaz tatili normal ya. Yazlığa gittim, geldim tatilde vesaire. Ama genel olarak ha, normal bir yazdı yani her zamanki gibi. Benim stajım vardı. Ben staj yaptım. Güzeldi ama bayağı verimli bir stajdı. Onun haricinde çok da güzel bir yaz olduğunu söyleyemeyeceğim ama yani bilmiyorum. Nedenini sormayın. Arkadaşlar sezonluk yerde işe girmeyin. Hiç gerek yok. Gidin A101'e sigortanız da olur. Okay. Sana sigorta yapmadın abi. Ben Teknofest'te 5 gün için sigortam var. Sigorta başlangıcım var 5 günlük. Hatta 5 günlük değil 8 günlük. Çünkü erken başlattılar. KYK etkilemiyor. Asgari ücretin çok üstünde sigortan olduğu zaman KYK bursun gidiyor. Düşükteydi yani. Evet, ya bunun asgari ücret almıyorum ki ben. Yani doğru da. Bir de asgari ücret alsan da sıkıntı. Asgari ücretin üstünde olduğu zaman sıkıntı. Benim sigorta başlangıcım 23 Ağustos'ta başladı. Bu iyi bir şey. Erken evet. Emekli olur. Evet. Gerçi erken dediğim ama şimdi 60'a falan çektiler onları. EYT'den kurtardı şu an. Evet. Gün sayım falan olmayacak. O iyi, hoş, güzel. Öyle. Başka soracağım bir şey var mı sizde? Neyse, ilerleyen vakitler. Bir sene sonra olması işte köyde tatil. Köyde tatil. Köy? Samsun'a köy diyor. Bütün Samsunları yiğitin linçlemeye davet ediyorum. Samsunlar linçleyecek mi? Bütün Samsunları lince bekliyorum arkadaşlar. Samsun'da gerçekten. Samsun'da internet mesela çekiyor mu? Yok kanka genelde telefon falan şey, cahil ya kanka. cahil yok ya şaka yapıyorum bu şeyler vardı ya eski çevirmeli telefonlar aynen
Hala onlar duruyor. Kaç yılında kaldık abi? 2022 oluyor. Yani yıl 2022. Benim tatilim yani normal geçti. Biraz sıkıcıydı. Tatil falan yapmadım. Ya bir tane düğün var. Herkes ona düğün kadın diyor ya. Sadece ben bunu sürece yayarak video yaptım. Neyse bak, en azından aşama aşama. Blok kadın, düğün kadın evet. Oldun. Bloktan kurtarmış oldun. Yani aynen. Bir tane yani düğün. Yani. Blok kadın, düğün kadın. Aynen, güzel soru. Düğün çok zor ya. Çok masraflı ve çok yorucu. Özellikle evet. Çok yakınınız evlendiği zaman hani her şeyin en güzeli olsun istiyorsunuz. Ve yaparken mutlu oluyorsunuz. Ama ister istemez de yorucu olmuyor mu? Oluyor çünkü. Oluyor, hani her şeyin yanında olmaya çalışıyorsunuz. Aynen. Ki ben Mümiş'in çoğu şeyin yanında değilim hani İstanbul'da olduğum için. Ama güzeldi. Kaç yaşında bu arada? 25. İdeal. Ufak duruyordun. Herkes bak inanır mısın? Herkes böyle şey oldu. Bir de Mümiş ben de genelde takılan bir insan olduğu için şeydi hani. Ben de yaşıt sanıyorlardı. Evet. Çok benziyor. Yani, vücutsal olarak da çok benziyor. İkimiz de aynı boyduyuz, aynı kilolardayız falan. Kafa yapımız da aynı. Benim bütün arkadaşlarımla tanışır, sürekli oturur. Hani Samsun'a gelseniz muhtemelen herkese tanıştırırdım ben bir şey. Öyle takıntım biliyorsunuz var bende. Herkese tanıştırırım. Sıra takıntısı var. Evet. Gayet güzel. Herkes böyle yapıyor. Nasıl ya bu kadar erken evlenilir mi? Kız üniversite bitirdi, yüksek lisans ilk senesi bitti. İkinci senesinde 25 yaşında. Mümiş erken evlilik yapmadı. Gayet doğal. 25. 25. Evlenir misin mesela 25'te? Eğer hayatında bir şey söyleyeyim mi? Bu soru girdiyse soru o zaman. Doğru soru o değil. Doğru soru evlenir misin arkadaşlar? Bence. Bir şey diyeceğim. Bu soruyu sormak için bana çok yanlış bir zamanda geldim. Bir ay önce sorsaydım farklı cevap verecektim. Şu an farklı cevap vereceğim. Doğru. O yüzden susuyorum. Eren artık sap. Taliplerini bekliyoruz. Taliplerini bekliyoruz. Diğer videolar Instagram'ı var. Zaten biraz daha şimdi abi daha geçeceğiz. Yazmıştın benim. Tata yazdık zaten de orada. O videoda bulabilirsiniz. Ya. Instagram'ın yazmıştın zaten. Çıkmadı mı? Yok neden öyle oldu? Ne? Seni bir soru atayım. Ya bana da gelmedi. Bizi böyle bir çek iki sap diye. Aynen. Bizi paylaş bir şeyler gelsin. Öyle bir şeyler. Bu nasıl arkadaşlık ya? Bu nasıl arkadaşlık? Ailem izliyor mu bunları? Ailem izliyor. Neyse şimdi biz bir bambama geçeceğiz Enes abinin yanına. Şakadır diye belirtelim falan. Yanlış anlaşılma olmasın. Söyleyeceğim bana karşı yine yenildin. Ve ben Samsun'a inanılmaz şanslıydım. Ya bir şey diyeyim mi? Yasmin'le biz oynamadık evet. Bu arada. Ya biz Batu'ya acıdık tamam mı? O yüzden dedik ki yeni öğreniyor bari tadını çıkarsın yok, falan. O yüzden ya. Çok şey yapmadık. Aynen inandık. Tabii canım. Yoksa... Beraber çok güzel bir kazımı da var. Gittin. Onu da gittim. Onu da kazık atayım dedim. Kazıklandı. Ne olmuş? Bu arada ben oynamadım. Yalnız şöyle çekiyorum. Yiğit'in sadece ağzı gözüküyor. Ben dediğim gibi ben oynamadım. Oynasam zaten çok rahat bir galibiyet olacaktı. Ya hadi. Sağlık olsun ya. İnsan çıksın kadrojdan. Biz yendik. Merhaba. Hani dost kazında da yendik. Bazen asıl insanlar kötü olduğunu kabullenemeyip beraber kazanmışız. Dur beraber değil. Dur bir dakika. Ben gözüküyor muyum? Biz üçümüz kazandık. İnsanlar kaybedemediğini kabul ederek. Enis'e bu arada kadrajı böyle çıkartırsa sen şimdi çıkıyorsun. Şöyle bir şey var. Dur, benim. Kanal benim ama benim çıkmam benim. Tamam. Oynamam annem. Haksın mı hocam? Haklısın. Bir insan bir şeyi beceremiyorsa üzerine gitmeyecek. Katılıyorum hocam. Arkadaşlar Acem'in şansına çok güvendi bir de benim acıdığıma o yüzden böyle konuşuyor. Katılıyorum. Yok yani. Herkese selam. Bugün kutlamaya geldik. Selim doğum günü alabilirim. Alabilirsin. Kim bilir? Gelsin. Hadi görüşürüz. Her şey göstereceğiz size. Like, share, subscribe. Bravo. İstanbul'da Bartoz Burger çok isteyebilirler bence.
Hala. Dağıtınca almadılar mı? Bak dolu hala. Hayır, lütfen bir daha. Günaydın. Yeni bir günden daha. Normalde bir günlük bir şey yapacaktım ama dün akşam hiçbir şey çekmemişim. Yorgun döndüm çünkü. Otobüsüm geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Şimdi aracı evden çıktım. Normalde Seyda bizde kaldım akşam. Seyda ve Lisben çıkacaktık. Onlar daha erken çıkmış olacaklardı. Ama uyanma sorunu yaşandı. O yüzden ben bugün tek başıma geçeceğim. Bir otobüs bekliyorum. İnanılmaz derecede boğazım kurudu. Su falan içeyim, kendime yarayayım. Ondan sonra okula zaten görüşeceğiz. Ay arkadaşlar, bugün de dersi yarım saat işledi Özgür. Bu çok mutlu edici bir şeydi çünkü iki ders ve sadece yarım saat vardı ve öğleden sonraki online ve 3 saat muhtemelen gerçekten işleyecek. Evet, ama öyle mesela kabul gibi. Bundan sonra böyle olmayacak. Ya tabii ki. Ama bugün o yüzden eve dönmeyi düşünüyorum. Seyde de evde kahvaltı falan yaparım. Ya dersi online ya evde girerim diye düşünüyorum. Dediğin gibi haklısın. Ama tek katlı bulamıyorum. Bana geniş. Derin, geniş. Ama iki tane bölgesi var. Evet. Beslemedi iç saklama kapı. Evet. Onu atacaksın bu şeyi. Evet ama hep böyle bir cam. Cam sıkıntısı. Ama çok şeyler, darlar. Ya da çok kalitli. Şey konuşuyoruz. Şimdi mesela ders arasında yarım saat olan günlerimiz var. Ve gidip bir yerde yemek yemek çok sıkıntı. Ve yemekhanenin fiyatları 39 lira olmuş arkadaşlar. Seçeneği kaldırmışlar. Sanırım ya çorbada ya da ana yemekte sadece iki çeşit var. Birini seçebiliyorsun durumu yok. Var. Diğer hiçbir şey de yok. Hani tabii dört şeyine geçmişler. Böyle. Şey. Abi bende de bundan var. Daha derin olsun. Bir de şey olsun. Biraz da uzun olsun. Şuradan böyle. Ayrı mı olsun? Mesela bir tarafta toz, diğer tarafta muz. Evet. Değil mi? O yüzden yanımıza yemek getirmeyi planlıyoruz. Onu konuşuyoruz şu anda. Evet ama benimki hiç kapanıyor. Böyle dediği gibi biraz çocukluğu ve çok kalın. Bende de bunlardan vardı. Geçen sene bir kez kullandım sadece. Bir gün mantı yapıp okula getirdim, o kadar. Ama bugün getireyim. Ya, bu sene getireceğim ya. Bu sene getireceğim. Pırasa yapmayı bana öğretebilirsin. Bak ben pırasa severim çünkü. Gerçekten mi? Ben pırasa seviyorum garip bir şekilde. Ama ben sebze seviyorum. En olarak bütün sebzeleri yerim. Yemediğim sebze var mı? Düşüneyim. Tek soru şey bu. Kabağın yemeğini sevmiyorum. Kızartmasını seviyorum. Bak kabaklı patlıcanlı tava yapıyorsun. Kuşbaş koyup içine. Et kuşbaşı. O tava tarzı mantıklı. Kanka, çünkü yine kızartma falan. Mantığı var ya. Kızartmada da yine kızar. Kanka ızlama mı kötü? Fırınlayabilirsin. Kızartma ha, fırınlama sağlaması. Kızartma. Fırınları, sadece şey, annem şey yapıyordu böyle. Pırasaya benzer kabak yemeği. Evet. Anladın şey mı? Yine pirinç oluyor içinde. Gibi benzer. Kabak patlıcanlı değil mi? Bilmiyorum adını. Belki o an hiç hoşuma gitmemiştir. Yine tavuk köftesi yapacağım. Tatlı diyorsun. Hayır. He şey tavuk yemek. Tavuk göğsünden. Tavuk. Yiyip, he tamam. Mantar. Tavuk göğsü değil mi? Direkt aklım evet, tatlıya evet. Gitti. Bunu abiye dün kestirdim ben evde kesmek. Dün kestim bıçak. Eme kesin bıçak almak istersen. Okul günlükleri başladı. Şeyden almayayım masajı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yaptım. Dedim ben online dersime evimde gireyim, kahvaltımı yapayım dedim. Şimdi bizimkilerden ayrıldım, otobüse bindim, evime geldim. Şu an otobüse indim, eve doğru yürüyorum. Şöyle yapmayı planlıyorum. Çok uzun bir video olsun istemiyorum zaten. Ki muhtemelen uzun da olmuştur çünkü dün çok fazla şey yapmıştık. Ne kadar çektiysem. Diğer günler zaten çekmeye devam ediyor olacağım. Farklı farklı videolarla karşınızda olmayı planlıyorum. Bir ev turu gelecek umarım çektiğimiz zaman. Yani izlediğiniz için bu videoyu çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.